Efecim hoş geldin. Hoş bulduk Efecim. Asıl sen hoş geldin. Haz almış. Asıl hoş ben geldin. mi hoş geldim? <laughs> evet hoş geldin. Asıl gerçekten bizi kırmadın. Bu e, önemli günde. Bütün güzelliğinle ve karizmanla bize bir kere daha aşık ediyorsun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Öncelikle. ederim. Çok teşekkür ederiz. Bir kere daha dememin ne konuşalım. Daha önemli. <laughs> evet ya. Hazal bize e, konuk olmuştu. Evet Fakat arkadaşlar. Çok da size güzel, çok komik bir bölüm çekmiştik gerçekten. Evet. Fakat maalesef teknik bir arızadan dolayı bölüm yayınlanamayacak <laughs> haldeydi. Biz de yayınlayamadık. Ve azal kırmadı bizi bir daha geldi. Ee, çok bir çok teşekkür... da, daha... <laughs> yani evet. da geleceğim artık. Yani çağırmadığınızda da geleceğim artık. Herkes sonsuza e kadar katılma e hakkı. Teraslar e kombinesi e evet. kombinesi de sağ kombine oldum. Bana kombine verdiler. Çok evet. teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim oğlum. Ben çok keyif aldım. Sadece çok komikti program. Çok, çok teşekkür... komikti. Evet. Ve biz ben de izleyemedim bu arada. Hiçbirimiz görmedik o programı. O bir yerlerde, uzayda bir yerde Boşluğa olan attık bir onardık. bir programdı evet. ya. Biz kahve içelim isterseniz. Bir kahve. Olur. içelim. Sonra güzel muhabbetimize başlayalım. Zamandaki kırılmayı bükülmeyi, eğilmeyi <laughs> gerçekleştirelim. Yaşayalım. Ne içersin Meriç? Philips Go'muzdan ben evet. bugün bir latte içmeyi diliyorum. Yani diyorsun ki 12 farklı seçenek içinden ben bugün latte içeceğim. <gülüyor> 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 Yo niye gülüyorsun oğlum? Dalga hiçbir şey söylemedim ki. <laughs> o kadar dalga geçerek söyledim. Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> hiç, hiç, öyle bir niyetim yok. Ben de 12 farklı seçenek içinden kapıçona içeceğim. Yani benimki de çok şey bir Seçimini şey. Seçimini yaptın <laughs> seçimimi yani. Seçimimi yaptım. Ben Amerikanlıyım. <laughs> Tamamdır. Yani zaten o hissetti bana kulağıma fısıldadı gibi hissettim ben yani tam olarak böyle sert güzel kastimize edilmiş benim özelimde bana e, Hadi kardeşim uzattı Kastimize edilmiş bir şey kapışıyor <gülüyor> 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 Arkadaşlar enjoy. 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 Evet, şimdi. Ee, ya o bölümde biz şöyle bir konu başlığı açmıştık nedense. E, iç güveysiliği. Evet. Ve bu kavramın bizdeki ettiği yerler, bize çağrıştırdığı şeylerle ilgili bir muhabbet etmiştik. <laughs> Azam şöyle bir şey demişti. <laughs> ben bunu unutamıyorum. Çok doğru bu arada bence. Komik Aynen. olmasının dışında bence doğru olduğunu düşünüyorum iç güveysileri bence zaten kendi aralarında birbirlerine iç güveysi demiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Onlar iç güveysi olduklarının farkında değiller. değiller. <laughs> bence de farkındalar ama böyle kendilerine iç güveysi demiyorlar. Ha, evet bir, 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 anlaşma vardır Hani böyle herhalde. sessiz bir anlaşma var orada gibi evet. sanki. Evet. Ki bu kadar. Hayır şey yani o biraz şeyden herhalde. <gülüyor> <Artık>. <gülüyor> Buna yarıldım ben. Hayır o biraz şey herhalde evet. Yani mm, <laughs> peki şöyle hissediyor mudur bir iç güveysi? Yani olmadı bu. Hani hayalim bu değildi mi yoksa okey midir acaba iç güveysi olmak? Bir süre sonra alışıyor musundur? Yani işte ne, nerede iç güveysi yani ne şekilde olduğuna bağlı belki böyle hani. Nasıl yani... bir evdesin? Aile evet. nasıl? Ya yani koşullar ha. gereği öyle ise yani herhalde kimsenin çok isteyerek tercih edeceği <laughs> bir şey, şey değildir. Ee, ama... Ya mesela Onu çok zengin ve çok süper oynuyordun. bir ailede içki beyesi olmakla ilgili düşüncen ne mesela? Ama, şimdi bir hani, ama ben mesela hiçbir koşulda yani İstemezsin kocamın aslında. ailesiyle beraber ya da karımın ailesiyle İst beraber yaşamak istemem yani. Yani hani o yüzden zengin atıyorum bir tane çatı katını bize verdiler ama <laughs> yemeğe iniyor muyuz yine e, yani? Tabii tabii tabii. Değil mi hiç tabii, tabii. o yem o, yer, o sofra o sofra şöyle, olacak diye ben böyle şöyle bir şey var ya eski böyle geleneksel aile yapısı denen yani sürekli değişiyor bu aile yapısı. Da, <laughs> geleneksel bilinen bir aile yapısında bütün aile beraber yaşadığı bir format da var aslında var, iç güveysi yani o büyük konaklarda evlerde herkes birlikte yaşıyormuş. Hı hı. Ama böyle hani o modern hayatı ve bir apartman dairelerine falan geçildikten sonra eğer aileyle yaşıyorsan o zaman sana iç güveysi deniyor gibi anlıyorum ben. Evet. Çünkü eskiden kural zaten senin aileyle yaşamanmış Orada ya evet. orada da kişinin kendini kötü ya da eksik hissetmesi için bir sebep sebebi olay bu zaten. Gelenek <laughs> evet. devam ediyor. Gelenek devam ediyor. Evet. Koşullar sebebiyle insan zaten iç tabii güveysi ki. olur yani. Evet, Onda olur. da ya tercihen de olabilir tabii Tercihen ki de. de olabilir bu Onda arada. Bunda böyle hani evet. şey bir şey yok bence. Hatta ben o programda bak şimdi hatırladım anlattığım Hı -hı. şeyi. Benim bir tane arkadaşım var. Bu arkadaşım aynı zamanda otobüs şoföre kavga eden ve dolmuşta kusan arkadaşım. Hepsi aynı onun başına <laughs> <Wow>. geliyor. <laughs> etem gibi bir şey. Etem gibi. Etem <laughs> e, o mesela yani o, normalde hani 30'lu yaşlarında falan artık yani bekarsan da ailenle yaşamamayı tercih edersin <laughs> ya yani. O mesela e, evlenene kadar annesiyle yaşamayı tercih etti. yani Çünkü yani Yemek yapılıyor Hı -hı. işte ne bileyim yani alışkanlıkları öyle gayet de mutlu. Yani yedi yönde mesela keyif çok yerinde. Evlendi karısıyla yaşadı boşandı tekrar annesi. Yani hani böyle Hı -hı. onun için mesela çok normal bu iç güveysilik çatısı altında söylemiyorum ama tercih de edilebiliyor sonuçta yani evet, aileyle yaşamak. Ben de evet. hatırladım Arkadaşını bu arada. Hatırladım. Ben de konuşurken hatırladım. <laughs> Bir de şeyi hatırladım Duş? Duş, Duş vardı bir teknolojik duş. Ha, <laughs> abi, o da çok aşırı zenginliği konuşmuştu. Ha, değil mi öyle? Ya bir, şey bir arkadaşımın işte biz evine gittik. Ee, çok zengindi, çok çok zengindi gerçekten. Helal hoş olsun. Böyle e, bir yere geçeceğiz, bir duş al dedi. Abi ben yoldan gelmiştim yani. Ondan sonra tamam dedi. Ailesinin evindeyiz. Ben duşa çıktım. Abi duşa girdim tamam mı? <laughs> Duşu çalıştırmama imkan yok. Yani. <laughs> Sekiz tane fıskiye biri buradan çıkıyor. Biri işte kulak memene çıkarıp buraları yıkıyor sadece. Masaj yapıyor. Masaj hocam. yapıyor. Abi böyle basıyorum bir şeye buradan buraya su çıkıyor. Ben ona çok benzer bir şey yaşadım. Bir arkadaşım demiştim ya benim de çok benzer bir duşa denk geldim ben bir yerde. <laughs> Ve ilk şu soruyu sordum abi en kötüsü bu arada. Hani biliyorum zengin oldun hani zenginin duşunda da su geç <laughs> ısınıyor olabilir yani. No. Çünkü bu genel bir tesisatla ilgili bir problem yani bu evet. duşla ilgili bir şey Arka. değil. Her yerde öyle değil mi? Ben orada onun hani ne kadar para kazandığına ilgilenmeden şunu sordum duşa girecekken. Su hemen ısınıyor mu? Hani ona <laughs> göre. Ve yukarı çıktım öyle bir duş var. Ve o kadar utandım ki kendi rezaletime yani. Çok iyi bu. Köylülüğe bak. Aa. Hiç bozmadı beni. Hemen yani. ee, ısınıyor değil mi bu su? Isınıyor ısınıyor aç hemen dedi. Tonlama buydu ve hiç öyle bir beklemedim. Peki ben de şundan endişe ederim da <laughs> fakirlik alışkanlığı bence. Sen duştayken baş, evin başka birinde musluk açılırsa su Evet, abi, o böyle soğuyor. tazinin kısılması ve evet. değil mi? Senin soğuman. <laughs> ya bunlar <laughs> genel problemler. Bunlar olabilir. Yani. Aa, Her bence Her onların, onların, elinde de olabilir. Onların olmuyordur. abi. Bize mi öyle geliyor Çok hala? bende oluyor. <laughs> <laughs> <Şok> Dalga <bende oluyor. gülüyor> <laughs> 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 Yo bende doğalgaz var ama oluyor Hı -hı. yine de ya. Oluyor bu arada benim evimde oluyor mesela. Ya hiç sevmiyorum onu. Ya onu ben bence sevmiyorum. artık bir, hani, bir yerde lazım. onu eşitlemeliyiz. Burada bir zengin bir fakir <laughs> ayrımı <yapalım. gülüyor> evet. ha, hani, Bu konu e, çok ne, medeni bir yerde eşitlenmeli. Ya başka yerlerde yapılsın ayrımı <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam zengin daha... fakir ama burada yapmayın yani, o ya o su hep sabit evet, aksın tamam. yani. Çok ya sinir böyle annem temizlik yapıyordur bir açar suysa <laughs> 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 bir anda buz yağar kafana. <laughs> benim eski eve senin gel daha benim ilk eve <laughs> bağlatamamıştık sıcak suyu. <laughs> Abi kışın nasıl duş alıyordum biliyor musun? <laughs> Leğene sıcak su koyup. <laughs> Ay yazık ya. Kettle'dan ama soğuk taziyi alıp. <laughs> böyle donup tamam mı? Bak bağlatamadık. Donuyorum ama teselli olarak oradan sıcak su çarpıyorum. Böyle bel... Ay şoka girersin. <laughs> Belden aşağım yanıyor kafam duş tuttu. Duş mu aldım, dayak mı yedim belli değil yani. Alma daha iyi, kok yani. Peki şey abi. yok mu, niye yapmadın onu? Hani karıştırırsın da şöyle. Hani ılık ha, su. abi onu hani... da şu, o da böyle Dürye'nin güğünleri gibi hani böyle... Türkan Şuray'ın Sultan ha. filmi gibi. Hani olur ya böyle sadece kıçının çatalı gözükür karakterin bir böyle... Gel evlat sana duş aldıram <laughs> falan böyle bir Yalnız çok garip bir <laughs> şey söyleyeceğim. Kendi kendini öyle yıkamak çok zor ama. Çok evet, zor. Bu arada bitmiyor. Saç bitmiyor öyle evet, değil mi? Evet bakar kapı deliğinden bile. Evet. <laughs> <ona. gülüyor> olmak çok ne? acayip bir şekilde. Öyle bir sahne var. değil mi? Evet. <laughs> hatırlamıyorum. Dik izlemek için hiç Aman. seksi bir görüntü hiç değil, yani. yani. Ama yok, abi onu çok iyi dili buraya ha, satıyordu. Ama şey böyle hamamda falan <laughs> da böyle. Evet. Ama tabii <laughs> onu nasıl yaptığına göre de işe alıp çarpıyorsan başka bir şey. Tabii hani, tabii. Hani, de böyle, evet. Benim gibi böyle <gülüyor> <gülüyor> falan. Se. Yani o şey bir anda <laughs> seksi de olabilir anladın mı? <laughs> tabii abi onu böyle şimdi unuttum kimin o çok iyi satıyordu. Hani böyle burada kim söyle duş almaz. <laughs> Let's talk about this. Ya kimse böyle duşta... Kendi kendine bir trip yaşaman <laughs> lazım. O anda abi. eğer bunu döküyorsam ve <laughs> Hı -hı. bir canavru varsa... ...yok bence de kimse öyle yapamaz. Ama. Ama hani böyle şey, seksi bir duştaysan seksi duş alabilirsin. <laughs> seksi bir duş mu? <laughs> bir duş evet ya yani çok zaman... güzel bir otelin mesela varsa. duşundaysan. Otelin varsa bir <laughs> kardeşim inşallah. <laughs> Peki o zaman zenginler şunu yapmıyor mu yani şöyle? şunu Onlar onu da mı şey yapıyor böyle? Ya bu zenginlikle alakalı değil tabii ki yani artık bu kadarı da. Doğal oluşla ilgili. Doğru. Zenginlere de yüklendik değil mi yine? Yine zenginlere <laughs> yüklenir de <laughs> değil mi yine? <laughs> <Nasıl>? İçinize <laughs> 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 zenginler bizi. Üçümüz müzihte? gelince böyle bir... <laughs> Niye böyle bir... Bak kimse de oluşmuyor bu vay. Şu an kaç tane program... Sen <laughs> gidin yargı şuna uçuna sıçan falan böyle... Amerika. Amerika Amerikan... Amerika. Böyle saçma bir muhalefet <laughs> ama neye muhalefet ettiğiniz de belli, yani. belli değil. Tam belli değil Duşa mı? Neyse ben bazı insanların seksi duş aldığını düşünüyorum ama. Ya muhtemelen. Aynen katılıyorum. Ben almıyorum seksi Ben de almıyorum. Tabii. Peki mesela böyle hiç mi almıyor? <laughs> <laughs> belli ki Meri hiç, hiç seksi dış alıyor Sen... Kadar. Biz anlayacağız, biz anladık. <laughs> <laughs> Senin nasıl dış <duşa> aldığını <laughs> anladık yani. Reklam gibi alıyor belli. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim, şunu, şunu itiraf edeyim. Ben de bir kere bir duşa girip nasıl çalıştıracağım bulamadığım benim de oldu. Evet abi çok kötü bir şey. Bazı evet. duşlar hakikaten anlaşılamıyor. Hadi bir musluğu açtın diyelim. O yukarıdan nasıl geleceğini yani büyük bir sınava tabi tutuluyorsun ve bunun için illa zengin banyosunda olmana da gerek yok. Hı -hı. Benim sınavım teknolojiyle bence. <laughs> Böyle inanıyorum. Evet ama açtığında nereden geleceğini kestirememek çok Evet. Ürkütücü bence. Yani bir anda hani yani buradan mı hani o Yandan duşlarda ya. şuralarda da şeyler var. Şunu düşünüyorum sadece. Biri böyle duş muhabbetinden sıkılıp videoyu 15 dakika attıysa yine şunu görecek. De. Ya gerçekten Hala ya. bunu konuşuyor. Evet evet hadi bunu geçelim <laughs> yani artık. sonuçta her yerden çıkabilir. evet, evet <laughs> yok evet, evet. Hiç de öyle bir niyetimiz yoktu ya aslında. Ya yok ilk yaptım ben ne olacak ya. Hazalcığım. <laughs> Şöyle biz bir kendimize getirdin Efoş. Kendimize getirdik. Patron bizi bir dürtükledi. evet. evet. <laughs> evet. Cıvıttınız. Şimdi diğer konumuza geçiyoruz. Taharat musluğu. <laughs> <laughs> Bir 15'te taharat musluğu atar mıyız? <laughs> taharat mı diyor? Taharat konu. değil mi? Taharet değil Taharet mi? Taharet. Yani Anadolu'da taharat derler <laughs> ama <laughs> Aynen. Ben yine efenin <laughs> gizemli bir <laughs> background'una şahit oluyoruz Şöyle şu an. Bak, taharat. Evet, <laughs> kimlerdensin denen ve Ta Taharet Musluğu'nda taharat denen bir yerden geliyor. Valla bana öyle kaldı. Sen geliyor. mesela söyle hiç işte düşünme. Sen ne derdin? Taharet Musluğu. Taharet. İzmirli kız. Tamam, ben şey yapıyorum. Taharat desem ya ben bir anlaşım olsa herkes. <laughs> taharat bir Ben taharat derim ha. <laughs> taharat da deniyormuş. Işte. Ya kim o musluğa ne istiyor? Göt musluğu demek. Sen göt musluğu desin <laughs> ne olacak <gülüyor> yani? Hiç. <laughs> Bir tane geleneğimiz Avrupa'dan ileride olduğumuz Arkadaşlar, tek Arkadaşlar bizim bu konuda yani bütün dünyayı fethetmiş olmamız gerekiyordu Abi bizim her yerde satmamız ya gerekiyor ya. Ya inanılmaz. Evet bu arada var? çok ya acayip. Israrla bunu bir kere, istemiyorlar. Bunu bir kere deneyen bundan vazgeçemez Gezgeçemez kardeşim. Gezgeçemez yani. Ama acaba prezentasyonu falan mı zor oluyor hiç bilmeyen ülkelere? Yani bununla göt yıkıyorsunuz falan. Hani Hayır ama onun çok evet. Ama bir şey söyleyeyim onun daha zor bir versiyonu var ya şimdi adını unuttum. Bir de. Yan, ha bir de. Yanda o kadar uğraşmanıza gerek yok. Aynısını oraya evet bağlayın. Bu nasıl bir ya? <laughs> icat ya böyle şey mi yapacak? Bu arada yapacak? o çok saçma değil mi gerçekten? Pis bir şey ya. Anlamını indemeseniz de olur. tamam onu nasıl geçeceksin oradan oraya pardon canım. Merici neden çok komik bulduğumla ilgili bir şey. Geçen bir bölümde bir yere attık ve attığımız yerde ben orayı aldım ara ara izliyorum ve gülüyorum tamam mı? Neresiydi ya? Bir yer işte. <laughs> Gülme sebebimi buldum. Onu söylerken aklının çok bir yerinde bunu yayınlayabileceğimize inanması. <laughs> Yani böyle bir inanç ve optimizmi hiç kaybetmemesi. Yani küçücük bir yeriyle bile olsa şunu düşünmüş. Belki yayınları. Ama benim yaşam ritmimi de bu. Yani yaşamaya <laughs> devam böyle ettim seneler. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? Senin sadece senin var mı böyle bir tarafın? Diğer insanlara çok saçma gel geldiğini bildiğin ama inatla da yapmaya devam ettiğin, düşünmeye devam ettiğin bir tarafın var mı? Var var şey de var ne direttiğim. Mesela? Abi ben böyleyim diye direttiğim şeyler de var. Yani. Ne mesela? Bunu daha önce de söylemişimdir. Ya ben böyle açtım onu bir yerde. Ee, garip bir şekilde astrolojiyim. <laughs> Belki de yükselenime geçtim artık ve o yüzden <laughs> böyleyim. Ama şeyim ben böyle çok gamsız görünürüm dışarıdan böyle <laughs> ilişkilerimde, aile yaşantı öyle gamsız algılanırım. Hani <laughs> hiçbir şey takmıyor ve umursamıyor ve rahat falan. Buna uyuz olur herkes ama <laughs> ben halbuki çok düşünüyorum her şeyi <laughs> ve çok sorun ediyorum. Bu benim yansıtma biçimimle daha doğrusu ya yani dışarıya yansıtma ilgili Daha doğrusu bunları sizin kadar büyük yaşamamamla ilgili bir <laughs> şey. <laughs> <laughs> E ee, onunla ilgili sıkıntı yaşıyorum mesela. Yani zaten e, gamsız ve çok da takmıyor e, gibi bilindiğin için insanların davranışları biraz o şekilde mi oluyor? Yani, evet, oluyor. Senin bu çok üzülüp kırılabileceğini düşünmüyorlar yani. Net. Net, evet. Hmm. Peki şey, e, bir şey yapıyor musun o konuda? Hani Yapmıyor. "Hayır arada şey çıkmıyor mu içinden? Hayır abi ben de üzülüyorum." gibi bir taraf çıkmıyor mu? Çıkıyor ama şey, çok yakınım olan hmm. birine çıkabilir en fazla. Yani hani o kadar da onu yine takmıyorum bence. <laughs> ama bu şey gibi bir şey mi acaba? Böyle bir hani savunma mekanizması muhtemelen gibi. Bence öyle. O... Ama e, bilmiyorum. Yani biraz yaş ilerledikçe sanırım insan oralarını daha ortaya koymaya başlıyor. Yani şöyle şunu söylemek istiyorum. Bu beni kırıyor. Yani ben böyle görünüyor olabilirim ama beni kırıyor bunu bilin. Ni de ortaya koymaya başlıyor insan bir anda. Doğru zaman evet. Sonra yani son gibi. iki yılda ben de daha çok bunları konuşmaya ve abi hani ben de önemsiyorum saçmalamayın gibi şeylere girmeye başladım. Ya evet. da bu dediğin beni üzecek bir şey nasıl böyle bir şey Ya kendini korumak kare? için evet. e, bir kalkan gibi yani. Evet olmaya başlıyor yoksa çok kendinden yiyorsun gibi hissediyorum yani insan olarak. Evet, düşünmüyordum kendimden yediğimi. O da yine yaşla ilgili. Herhalde küçüğüm ve algılayamadım evet. onu, çözemedim kendine ilgili ama kendinden yiyorsun gerçekten. İnsan kendine de zamanla alışıyor çünkü. Hı. Yani gerçekten böyle hani bir şeyler yaşıyorsun ama böyle o benlik hissi böyle kendinle bir vakit geçirdikten sonra yükleniyor sanki insana. Kendine benziyorsun gitgide. Evet, evet, evet yani aynen. kendine alışıyorsun, kendine benziyorsun, kendinle <laughs> El sıkışıyorsun hani biz böyleyiz kardeşim falan Aynen. diyorsun ve o da hakikaten ya benim mesela 30 senemi aldı yani ben o alışma süreci şu bu öyle midir böyle midir çünkü onun öncesinde var olmak için sanki başkalarını daha çok e, dikkate alman ve başkalarını mutlu etmeye odaklanmıştım kendimi de mutlu et böyle mutlu olacağım düşünerek ama sonra fark ettim ki yani herkes hayatını yaşıyor ve yani aslında kendin sen hırpalanıyorsun Hı, bu, bu evet. düşünce biçimiyle ve yaşam biçimiyle e, o da işte dediğim gibi kendini tanımak zaman aldığı için böyle oluyor gibi hissediyorum ben. Evet evet bence bir de. Bir olgunlaşmak sanki böyle biraz bir şeyler eklemek. Üzerine çeşitli özellikleri de katarak gitmek değil. O fazlalıkları yavaş yavaş bırakmak. Yani sadelik çok yakışan bir şey insana gerçekten. O da biraz aslında dediğin gibi e, hislerini ortaya koymaktan vazgeçmeyince oluyor. Ve bir de şu ana kadar değişti şu aralar ama... ...daha böyle insan ilişkilerinde hakim olan kültür de işte Duygularını açıkça söyleyen... Ortaya koyan koymanın zayıflık belirtisi hmm. olduğu bir bizde de biraz öyleydi ya işte hani... karı gibi ağlama özüllemek hmm. tırnak içinde söylüyorum bunu diye bir laf ben küçüklüğümde full vardı abi yani ağlayan biri eziklenirdi falan filan gibi çok klişe şeyler var ama. Ya, e, Meriç bir kitaptan bahsetti. Bununla seninle konuşmak istiyoruz. Şu anda okumakta oldu. Sanatçının yoluydu, değil mi? Sanatçının yoluydu galiba. <laughs> ben de adını <adımdayım. gülüyor> Ya yani bir tane kitap okuyorum. Evet. Galiba Sanatçının Yolu. Böyle yaratıcılıkla yaratıcılıkla spiritual ilişkiyi ha. anlatan e, bir kitap ama böyle şey. Yani bir aslında birkaç haftalık bir ders notunun ...birleştirilmiş haliymiş aslında. Ben şey sadece ilgimi çekmişti, söylediği şey... ...şimdi <laughs> bir e, ne olursa olsun... ...hepimizin yaşadığı bir... ...otosansür e, mevzu var ve bu... ...katman katman gidiyor. Şimdi bir gerçekten senin... E, ...belli organlarca yazmanın yasak olduğu, ...söylemenin, ayıp olacağı, karşılanmayacağı... ...hatta belki ceza alacağın şeyler var. Bu her yerde var. Bu arada... ...derecesi çok e, hmm. değişiyor. Yani... E, bir de kafanda bir şey oluşuyor zamanla. Hani bu otosansürün biraz ötesinde bir şey. Senin kendi kendine gerçekten... Kendi sansür mekanizması. Kendi sansür evet. Mekanizman. Ama bunu sen ne olur devam et. Aslında bence Meriç'in bahsettiği şey, şey ideolojik bir sansür de değil tam olarak. Kreatif olarak da bazı şeyleri yapmaya reva görmüyorsun kendine bazen. Ya yani, evet. tamam şöyle. Anlatayım. Ve bu otomatikleşiyor. Evet. Çok otomatikleşiyor. garip bir şey. Sen bazen farkında değilsin. değilsin. Evet, garip ya şey. aslında sanatçıların e, belli zamanlarda yaşadıkları tıkanıklık ve yaratıcılıkları ile ilgili o e, tıkanıklık süreçlerine sebep olan şeyleri öngörüp onlara karşı önlem almalarına dair bir hmm. kitap benim anladığım. E, ve şöyle bir şey söylüyor. Kural olarak şunu kabul edin bir kere diyor kendi zihninizde. Sansürcünüzün olumsuz yorumları gerçeği yansıtmaz. Hmm. Bu sansürcüden kastı ama senin kendi kendine uyguladığın sansür yani şu. Hmm. Zaten yazamazsın. Bu zaten daha önce yazıldı. Bok gibi oynuyorsun. Hani hmm. böyle mi oynanır? İşte böyle evet. iş mi olur? Zaten sen çocukken işte baban da demişti sana sen dans edemezsin. İğrenç oldu bu resim falan gibi aslında farkında olmadan kendi kendine yani e, sansürlemene sebep olan bir düşünce sisteminin e, o, o sansürcü her kimse bu senin çocukluğunla alakalı bir şey de olabilir. Aslında onun söylediği şeylerin olumsuz yorumlarının gerçeği yansıtmadığının bir kural olarak kabul edilmesini söylüyor. Yaratıcılığın tıkanıklığının ilk açılmasıyla alakalı Hı -hı. olarak. Evet. Ben de e, şunu düşündüm. Şimdi bizim zaten hiç kimse bize bir şey demese de bu kitap bu arada galiba 80'lerde kitap haline getirmiş yanlış bilmiyorsam. Şimdi o dönemde işte sosyal medya yok insanların yorumlarını sadece doğrudan alabilirsin. Ya da işte eleştirmenler gazete yazısı yazarsa okuyabilirsin falan hmm. hani böyle daha e, ana akım bir eleştiri sistemi var. Ama şimdi... Bu sansürcü aslında herkes de oluyor yani sen bir yorum okuduğunda da mesela hı hı. E, aynı baskıyı kendi yani ben en azından hissediyorum yani böyle kötü yorumlardan özellikle daha önce çok daha etkilenirdim. E şimdi de etkilenmiyorum desem yalan olur ve benim kendi sansür mekanizmamın üstüne bir de sürekli an be an hı. her an e, bir sansür bir eleş, eleştiri demeyeceğim buna bir kötü yorum e, ihtimali ekleniyor. Evet. Bu konudan yani çok uzattım özür dilerim ama biraz böyle uzatarak bağlayabileceğimi fark ettim. Senin ne düşündüğünü merak ettim. Yani şöyle evet bunu an be an yaşıyor. Aslında yaşamadığımı düşünüyorum mesela. Ben yine. Yani aslında bunu bu kadar e, hani o kötü yorum ihtimal ve sürekli ona maruz kalmak. Hani her şeyle ilgili kendimle ilgili değil. Yani sevdiğim herhangi bir şeyle de ilgili, sevdiğim Hı -hı. herhangi bir kişiyle de ilgili, bir işle de ilgili. Hı -hı. Sürekli aslında... E, bir ...sinirim bozacak bir şeye maruz kalıyorum. Bunu e, o kadar içselleştirmediğimi düşünüyorum. Yani Hı -hı. buna üzüldüğüm bir dönem mesela benim olmadı. Mesela çok yaşayan arkadaşım var. Bende öyle bir dönem olmadı. Hani çok böyle kişisel <laughs> atış... ...ve benim zaten rahatsız olduğum bir şey varsa ekstra sadece hani... Hı -hı. ...onun başkası tarafından ne bileyim fark edilmesi falan... ...olur ya senin kendi Hı -hı. taktığın şeyler. Hı -hı. E, o rahatsız edici olmuştu ama genel olarak... Ee, bununla ilgili bir sıkıntı var tabii ki. Mesela şey garip geliyor bana abi, doğum günümdü geçen günlerde. Kutlu ee, olsun. Evet, doğu, kutlu, kutlu olsun. doğum haftası gibi doğum günü kutluyor. Yani i̇nanır beş gün falan kutladık, <laughs> teşekkürler. Orada bile mesela cevap... Yani yorum atan bir arkadaşıma cevap atacağım. Yani cevap, hani smile falan yani. hani Abi smile, yani şeyi fark ettim. Hmm. Hangi smile... Yani çok basit bir şey ya, bu çok küçük. Ve doğum günü mesajıma teşekkür yani. Hmm. Hangi smile'ı... ...koyarsam ne anlaşılır? Ne anlaşılır. Hmm. Ve hep bir kısmaya... ...gidiyorum mesela. Saçma sapan civciv... ...atıyorum mesela. Civciv çünkü her şey... ...demek gibi geliyor. <laughs> hani Hem tatlı hem... ...falan. Evet. Aşırı samimi değil falan. Evet. Evet. Ben niye bunu düşünmek... ...zorundayım? Ve, no. ve sadece kendimle... ilgili de değil. Onu, o yorumu... ...gördüğünde Meric'in de... ...ne düşüneceğini hmm. düşünerek... ...bunu yapıyorum. Bence problem... <laughs> Bu da aynı zamanda katmanlanıyor ve katmanlanıyor büyüyor. dediğin evet. gibi ve çok an be an ya dünyanın en normal yani, anı yani evet, ben niye böyle bir şey yaşıyorum tek bir kişiyle kurmuyorsun o iletişim o an. Evet. yani sürekli <laughs> bir de public bir ilişki gözüküyorsun evet. yok yanlış anlaşılıyor mesela her arkadaşıma kalp atacağım hmm. seni bileyim o bilmem ne falan hani <laughs> garip bir şey hangi yani hangi kalp falan hangi mi? kalp mesela hani <laughs> Biraz sevimli bir kalp olsun anladım, da hani anladım. evet seksi bir kalp yanlış anladın yani saçma sapan şeyler yani. Peki bir şey söyleyeceğim tam da bununla ilgili bir şey oynadın ya sen bir yandan da gerçekten böyle nasıl diyeyim bir hastalığın dille bulaştığı evet. anlatabiliyor muyum? Tam da aslında bir distopik bir evrende geçen orada mesela hiç bu yerin tetikledi mi senin çalışırken bu tarafını? Yani iletişimle ilgili yaşadığın zorluklar aklına geldi mi çalışırken? Geldi. Geldi Biz değil mi? Orada yani o kadar aslında konuşacak şey var ki Hı -hı. o kısmıyla ilgili işin. Hı -hı. Aslında sığmıyor bir şeye yani hmm. hani konuşsan saatlerce sürüyor çünkü konuşma şeye gidiyor aslında belki de orada abuklayan kişi çok da yanlış değil ama hmm. algıda problem var karşı hmm. tarafta yani ve biz hep şeyi konuşuyorduk mesela Mert Hoca onu çok güzel anlatıyor böyle ne yapsan olmuyor dünyaya hani hmm. bir yani insana doğaya verilen zarar işte ne bileyim deprem oluyor, kimse akıllanmıyor. Yangın çıkıyor, olmuyor. Bilmem ne oluyor. Hani ne yapsan olmuyor ve hiçbir şey iyiye gitmiyor ve biz yine iyi olmuyoruz ve iyi davranmıyoruz hmm. dünyaya da. Nın üstüne bir şunu şunların elinden alalım gibi hmm. bir şey. Yani hmm. çok da iyi bir yere gelmedi dünya biz kafamızı Kaybettik kullanırsak. Aslında. Evet, bunların evet. elinden bunu alalım. Hani hiçbir şekilde e, çözüme ulaştıramadık ta ne oluyor? Hmm. düşündük hep. Hani sebep bu mu belki de? Hani pandemi de atıyorum virüstü bilmem neydi falan. Ama burada tamamen senin aklını yani insanoğlunu ayıran tek şeyi elinden Alınca almak. o zaman ne oluyor acaba? Dünya nasıl bir yere gidiyor? Çok konuştuk aslında. Çok harikaymış. Evet. Garip ya bir şey. E, biz bir tane dün yine konuştuk Meriç'le. ile... bir tane Bond filmi var Tomorrow of Never Dies diye. Hmm. Ben çok seviyordum onu. Gelmişti geçen de Melik Şah da çok seviyordu. Dandik bir film bu arada. Fakat çok devrimci bir... E, ...düşmanı var, yılanı var... ...baş kötüsü, Jonathan Price oynuyor... ...ve yaptığı şey şu abi adamın... E, ...97 yapın bu arada film... ...gazete manşetlerini e, manipüle ederek... ...ülkeler arasında savaş çıkarıyor... Hmm. ...yani o kadar ileri görüşlü bir düşman ki... ...yani şunu diyor film aslında... ...basını manipüle eden... E, ...aslında yani basını elinde tutan... ...söylenecek sözleri elinde tutan... ...konjüktürel, e, dünyanın konjüktürü konusunda da bir şeyi... Hmm. ...elinde tutacak diyor... Doğru. İkinci şöyle bir... Işte bir tane kitap okuyorum şimdi. Ee, Mao 2. Don onun Ben çok seviyorum. Hı -hı. Bir başlık pasajı var. Ee, başlık bölümü yani şeyi. Opening'i. Ve şöyle bitiyor. The crowd is the feature. Ee, kalabalık gelecektir diye. Son örneğimde şu. Merit Söğüt'ü okudum. Shibumi'yi ben yeni okudum. Trevinyan'ın. Ben okumadım. Ee, orada bizim baş karakterimizin bir Go üzerinden bir eğitim süreci var. Ve ustası şöyle bir şey söylüyor ona. Çok e, mahir. Çok... Neredeyse böyle profesyonel bir suikastçı düzeyinde bir baş karakterimiz hmm. var. Yani cisimlerle insan öldürebiliyor falan. Suikastçı yani. Şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki ona ustası. En büyük hata şu diyor. Bir gün aynı senin gibi sana denk bir düşmanla karşılaşacaksın ve o düelloyu yenersen kazanacaksın zannediyor. Aynı senin kadar güçlü. Yanılıyorsun diyor. Senin bütün sorunun görmezden geldiğin kalabalıklar olacak. Hımm. Bir kişiyle uğraşmayacaksın. Kalabalıkların senin hakkında ne düşündüğünü hiç düşünmüyorsun. Onlar seni aşağı çekecek. Kalabalıklarla ilgili ne yapacağını bilmiyorsun diyor. Şimdi bütün bu örneklerden pardon. Şöyle bir şeye biz de dün konuştuk. <laughs> bir şeyi nasıl ve ne zaman yaptığından... ...bence çok daha önemli bir şey var hayatta. Neden yaptığını abi. Hmm. Bu bir haber olabilir. yazdığım kitap olabilir. Oyunculuk olabilir. Her şey olabilir. Yemek yapmak da olabilir. Ve... E, Şimdi mesela anlattığın çok dişe dokunur bir altyapı kurmuşsunuz Mert abiyle. Bunları alınca insanların elinden, oyuncuların, yönetmenlerin, komedyenlerin, müzisyenlerin... ...hepimiz para kazanmaya ve ünlü olmaya çalışan insanlara dönüşüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ve bu, e, çok uzattım ben de özür dilerim. Ama bu aslında Meric'in dediği bu tıkanıklık, kafamızdaki sansürcü... ...bizi bence neyi neden yaptığımızdan biraz kopardı. Asıl problem bu. Evet, doğru. Maddi tarafından önce bize getirdiklerinden önce biz dediğin gibi daha güzel zamanlar geçirmek için bu işe girdik. Klişe ama bunu hatırlamak lazım. Daha güzel olsun diye insanlarla daha rahat konuşalım diye daha mutlu olalım diye bunları çıkarınca saçma sapan bir şeye dönüşüyor ya iş. Hmm. Ee, bana da bunları hissettirdi Meriç'in söyleydi hmm. o yüzden ben de bunları söylemek istedim. Evet çok içini boşaltıyor aslında doğru çünkü sen de, yani sen bir yerde yok oluyor yani sen evet. gidiyor, senin düşüncen hmm. ya sen sonuçta normalde öyle bir şey düşünmeyecek birisin ben bir karakterim ve hmm. bu bende yok ya normalde Heh. nasıl var olabiliyor sonradan bu kadar. İşte, Değil yani mi? Yani evet. Ya sen de şey demeye başlıyorsun ya bir noktada. Bir kere erdemli davranıyorsun. iki kere erdemli davranıyorsun. üçüncüde de herkes de şu mindset oluşmaya başlıyor. Ben de dalgama bakayım. Evet. Bu çok sakat bir şey abi. Evet. evet. şu anda bir de sistematik olarak da. Yes. Ya Bunu sadece politik olarak söylemiyorum. Aynen. Sirayet eden bir şekilde e, sistematik olarak herkes dalgasına bakıyor. <laughs> Bu mecburiyete de bırakıldık. Evet. Ee, alıştık da bir yandan alıştırıldık da yani ben kendi düşünce sistemimde böyle bütün bu e, hani kitabı okurken falan da çünkü muhtemelen benim bu kitabı okumaya beni iten de bir şey var ya yani hani o evet. bir izlek var ve yani ben de bir şey yaşıyorum ve beni oraya o itiyor şöyle bir şey hissettim kendi adıma e, bu senin hep söylediğiniz şeyi ve kendi düşünce sistemini toparlayacak şey aslında e, işine sahip çıkmak hmm. yani şu manada söylüyorum, kendime de yaptığım bir eleştiri bu. E, oynadığım birkaç işi çok severek ve gerçekten çok sahiplenerek yaptım, ama bazı işleri sahiplenmeden yaptığımı fark ediyorum e, ve bunu doğru bulmuyorum kendi adıma. Ne olursa olsun, e, şunu yapmamalı insan. Ya ben bu işi para kazanmak için yapıyorum dediğinde, yani sistemin sana dayattığı şeyi aslında kendin de kabullendiğinde. Senin için de çok içi boşalıyor o yaptığın şeyin. Dolayısıyla e, para kazanmak için yap, yapma. Tabii ki para kazanmak hmm. için yapıyoruz zaten. Ve kazan, kazan şey. da yani. Ve hmm. kazan da. Ama yapma motivasyonun sadece bu olmamalı. Yani ya da buysa da bir şekilde sahip çıkmanın bir yolunu bulmak lazım. Bence de orada kendini yani, inandırmak <laughs> ve ona sahip çıkmaya çalışma motivasyonu. Yani şey sahip çıkmak, Değil iş evet. ahlakını, e, toplumsal ahlakı. Bunu tırnak içinde konuyorum ahlak yani dayatılan bir ahlaktan bahsetmiyorum. Hı hı. Doğru bir şey, doğru kendince doğru yapabilme çabasından bahsediyorum. <laughs> ...bunun sirayet etmesine sebep olacaktır gibi geliyor. Özellikle Kesinlikle. bizim yaptığımız işte. Bir işi hani biliyorsunuz da hani çok sevdiğin bir iş... ...ya da çok içine sinen, çok motivasyonun yüksek olduğu bir iş bulmak... ...gerçekten zor Hı -hı. bu arada. Maalesef Hı -hı. bence öyle. Öyle Zor. Ee, çok... Onun üstüne bir de hani... ...ben biraz şeye de takılıyorum. Bunu da konuşmak istiyorum. Tam olarak dediğin yerden ama başka bir şeyi söyleyeceğim. Ee, kariyerin, çalıştığın şey... ...böyle herkesin bildiği ve herkesin gördüğü bir şey haline gelince... Hmm. ...şöyle olduğunu fark ettim. Ee, sanki biz bunu hobi olarak yapıyoruz gibi algılanıyor. Yani şunu <laughs> demek istiyorum. Bir iş seçerken, bilmem ne yaparken... ...evet motivasyonu kendimiz yaratmalıyız bence. Çok çok severek yapmasak da o işi, o projeyi. <laughs> ee, o, o işine saygıyla alakalı. Bence <laughs> de bir şey bulmalıyız. Yani <laughs> niye yaptığımızı unutmamalıyız. Ama bir yandan da bu benim borçlarımı ödediğim <laughs> falan yani para hayatımı uh -huh. idam ettirdiğim uh -huh. şey bu sanki o nokta kaçıyor biraz gibi kaçıyor. geliyor bana Dengisi bu benim hobim, hobim değil abi evet, yani mesleğim ya bu benim mesleğim ama anlatabildim değil mi demek Evet evet evet, yani evet anladım yani niye o işe girdin niye bilmem ne niye beklemedin atıyorum bu bile bir şey ya abi çünkü belki de İşe girmem lazım. Hani herkes gibi yani herhangi bir banka çalışanı gibi. Hmm. Yani tabii ki biz bundan para kazanıyoruz ve bu şekilde hayatımı sürdürüyorum. Evet işte o, o kadar zaman... da her şeye bağlı o kadar da çok sevmeye orada bağlayamıyorum o yüzden. Çünkü hmm. o işleri bulmak zaten zor. Evet. Dediğin gibi kendi motivasyonunu yaratmalısın ama bir yerde de çalışmamız lazım. Çünkü bu Ben tam olarak bunun üst penceresi olarak şöyle evet. bir yerden söyledim. Yani neyse o hani bu bardaktan su içmek bile olsa işin ve sana bu çok manasız da geliyor olsa ama bu suyu içmezsen sen Aç kalacaksın susuz kalacaksın evet. ya yani e, bunu o anda içmek istemiyorsan bile bunu içme eylemine sahip çıkmak gerekiyor yani para kazanmakla yani. ilgili de olabilir içinde falan filan her şey olabilir ve bence bu da sana bir seçim bu da bir seçim bir yol açıyor öyle olunca hmm. evet yani onu sahip çıkarak yapmak ve onu eks, artı eksi kabul etmek yani içselleştirmek de senin kariyerinin de yolculuğunun da böyle taşlarını dizmeye başlıyor gibi hissediyorum ben. Yani kendi şu anda geriye dönüp baktığımda yaptığım şeylere kendimi iyi hissettiğim işler hep sahiplendiğim iyi, yani bunu bugünden bakınca böyle yorumluyorum. E, o zaman farkında değildim ama hakikaten sahiplendiğinde iş hı hı. şey oluyor evet. e, önün açılıyor yolu açılıyor. Orada parlıyorsun, orada çünkü iyi hissediyorsun ve mutlu oluyorsun. Ama öyle, ama böyle. Yani e, belki Hı -hı. maddi birçok şey daha ikinci planda kalıyor. Evet. Özellikle bizim yaptığımız işte. E, hani bunun, bunu böyle bu aralar bunu düşünüyorum birazcık. <laughs> böyle bir yol açıyorum kendime. Bunu öğrenmeye çalışıyorum yani. Bir de anlaşılıyor bence. Mesela bence sıcak kafada sizin hisleriniz, yani işe o yapılan e, diziye evet. dair samimi içten de evet. e, gerçekten ge gerçek bir yerden yaklaştığınız hissediliyor Kesinlikle abi. Kesinlikle hissediliyor. Öyle değil mi? Kesinlikle yani öyle hissediliyor. yani bak yani konuşmadık bunu daha mut, önce. Gerçekten şu an Ya o kadar mutluydum ki ben o işte yani ve şeyi düşünüyordum oha ya ben çocukluğumdan beri çok distopya sever biriyim o yani aynen. hepsini izlerim dizi film ve oha Türkiye'de yapılıyor çok az yapılıyor. Yani bunu, çok az, zor yok gibi. Bir şey aşırı zor ama bir yandan bu bana denk geldi ve çok mutlu. Yani çocukluk hayalim gibi oldu. Yani hmm. sanki hani çocukken izlediğim şeylerden birinde ben varım gibi bir şey ya evet. o. Çok garip bir kafa o yüzden. İşçi çok sevdim. Yani inanılmaz mutluyduk. Ee, yapacak bir şey yok yani ikinci sezon keşke olsaydı buradan. <gülüyor> evet, <gülüyor> yani keşke mı? olsaydı <laughs> ama bence çok önemli. Yani dün konuştuğumuz şeyden biri de buydu. Yani şimdi o iş mesela bak izliyorsun Başka dünyadaki örnekleriyle karşılaştığında dünyanın en güzel işi mi? Hayır. Evet. Belki de öyle birileri için ama şunu demek istiyorum. Sizin emeğiniz ve e, o işi işte sahiplenerek yaptığınız o kadar belli oluyor ki beğenmeyen biri bile buna saygı duyuyor o zaman. Evet bu çok yani, yaşanan e, bir şey bence evet, de doğru. Çok Yerini gördüler. buluyor yani. Yerini buluyor çünkü neden yaptığını biliyorsun. Aynen. Hmm. E, Onu ne kadar severek yaptığını görüyorsun insanların ve ne kadar sahip çıktıklarını görüyorsun. Bu izleyici de kesinlikle farklı bir reaksiyon yaratıyor. Evet, yani ben izleyici doğru. olarak kerizlenmediğimi hissediyorum hmm. o zaman. Ama seversin, ama sevmezsin. Bu, yani evet. Son dönemde ben şeyi fark ediyorum. Artık öyle bir e, bu dalgana bak alışkanlık haline gelmek üzere ki ya da belki de geldi bilmiyorum izleyici olarak da ben birazcık artık kerizlendiğimi hissediyorum. Yani çünkü ne yapsak izlenecek, ne yapsak bilmem ne olacak. Evet. Bakıyorum oyuncular işlerini gayet iyi yapıyorlar ama totalinde bir problem var. Yani algılayamadığım bir sorun var. İşte o birazcık efenin dediği yere geliyor gibi geliyor. Neden yap yapmışlar bu işi ki? Hı -hı. Sadece para kazanmak içinse ben izleyici olarak kendimi biraz kerizlenmiş hissediyorum o zaman. Yani e ...ben öyle hissediyorum. Hayır Başkası da çok sokakta Doğru. da Doğru kerizlenmiş hissediyorsun. ben hissediyorum. Orada da kerizlenmiş hissediyorsun. Çünkü dediğin gibi gerçekten herkes aslında... ...iyi bir şey hissettirmek... ...ve atıyorum seninki bir narratif abi... ...çocukluk hayalini gerçekleştirmişsin gibi şey. Yani bir şey. Evet oyuncu çok için... garip geldi yani kendimi öyle bir şeyin içinde görmek. Harika. Tabii. Ne kadar evet. gerçek bir motivasyon bir evet. oyuncu için. Bu arada senin dediğin şey, demin dediğin şey... ...bence biraz şununla da ilgili... Ee, Şimdi mesela bu futboldan ben çok örnek veriyorum çünkü çok daha rahat anlatabiliyorum. Bir futbolcu bir maçta herhangi bir maçta gol kaşı Hasan gol kaşırdı çıkar şunu ya ilk izleyici reaksiyonu. Şimdi abi bunu teknik direktör de görüyor değil mi yani o da görüyor. Evet. Yani o da anlamıyor mu orada bir sorun olduğunu. Biz de oyunculuğun da tamam mı spor gibi organizasyonel bir faaliyet olduğu anlaşılmıyor. Hmm. Doğru düzgün anlatılmıyor problem bu. Çok doğru söylüyorsun evet. Evet. O hala şey. Ya işte bu çocuk yerine bu oynasa çok ha, daha güzel olur. Eh. Ya abi bu bir organizasyon. <laughs> yani ona o zaman hepimiz şimdi bir film çekelim. Ya öyle şey olur mu? Bu anlaşılmıyor. Bununla sebeplenen bir bence şu. Bunu daha önce söylediysem ne olur kusura bakmayın. Şimdi buradan çıkıp gitsek biz atıyorum Gebze'ye kadar kaç tane halı saha görürüz? Çok görürüz. Görürüz değil aslında mi? Aslında şey halı sahadan sonra Halı saha. <laughs> 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 Kaçında kaç kişi oynuyor? Bence çok az insan. Evet. Çok insan. E spor yapıyor gerçekten. Amatör olarak da. Şimdi oynamadığı için tamam mı? Tatbik edemediği ve edecek alan bulamadığı için 10 metre bile koşmanın ne kadar zor bir şey olduğunu bilmiyor. Evet. Oynasa, tatbik etse, çalışsa, amatör veya profesyonel anlayacak. O zaman küfür etmeyecek o adam. Evet. Şimdi bizde de oyunculuk, sanat, işte bu entertainment biraz daha yayılsa, insanlar gitse, drama kursları alsa, küçük küçük oyunlar oynansa her yerde, daha fazla tiyatro olsa şunu bilecek. Çok zor bir meslek bu. Evet. çok zor o zaman direkt senin bir dizinin filminin altını hemen küfretmeyecek evet. iğrenç oynuyorsun diye evet. bilecek çok zor bir şey olduğunu ve hata yapma hakkın olduğunu evet. aynı onun gibi başka mesleklerdeki insan insanlar gibi durma kendini tekrar etme kötü oynama hakkın olduğunu bilecek ve dediğin gibi, o zaman aslında bunun sadece senle ilgili olmadığını da anlayacak, anlayacak. Evet. anlayacağız daha doğrusu kimseyi suçlamak değil niyetim ama evet, evet. bu dediğin evet. bence bununla ilgili Evet kesinlikle ama burada biraz şey de var ya yani hani bunu da daha önce kesin konuşmuşuzdur ama bu ülkemizdeki eleştiri kültürünün Ha evet. Maalesef hani ya bir şey çok beğeniliyor ya bir şeyden nefret ediliyor ve bu kolektif olarak yapılıyor. Yani hmm. hani <laughs> evet bu. Arada. Yani doğru ki. Şey çıkar yok orada. Hani yani şöyle bir eleştiri yapım azaldım ben senin işte e, bilmem ne e, filminde yani seni çok beğendim. Sen çok iyi oynamışsın ama mesela işte e, Bence rejisi falan olsa daha iyi olabilirdi filmin ama işte yani bir şeylerini beğen bir, şey, bir işin bir şeylerini de beğenmemek hani Bu çok normal. Sıcak kafaya dalıyor muyuz hep beraber? Dalıyor muyuz? Dalmıyor. Dalıyor muyuz? dalmıyor muyuz? Evet. Bu, bu yani. Aa, bu çok tu yani ama bunu nasıl yaşartacağız? Yani nasıl <laughs> böyle hani evet. bu eleştiri kültürü acaba yine işte içi boş aslında yine aynı galiba şey. ya. Biz biraz birbirimizle konuşmayı da böyle yıllar içerisinde çok unuttuk ve Net unuttuk. Tabii tabii. Ya biraz bir de düşünmekle oluyor hani bu dediğin yorumu yapacak kişinin en az o işle ilgili en azından 10 dakika düşünmüş olması gerekiyor evet. abi. Hani neyini beğendim neyini beğenmedim neyi ne eleştirebilirim edecek. bir muhakeme etmiyor bence burada da problem var. Evet. Ha işte iyi ha kötü bu kadar ya hani bir saniye düşünüyor o, o şeyle ilgili evet. o içerikler ya da kişiyle ilgili ve direkt yansıtıyor yani. Düşün... Arada bir şey yok yani o boşluk <gülüyor> hani <gülüyor> o boşluk <laughs> nerede <İğrenç> <laughs> abi o boşluk? <laughs> evet. Yani anladın mı? Burada problem var bence. Aynen yani. Ben Doğru. O, bir beyzbol maçı izleyip bunlar işte sopayla iğrenç falan demek gibi bir şey. Gibi bir şey evet. Ya anlıyorum. bu da burada onu da anlıyorum. Yani ola ben da tabii ki olabilir ya. şu yani. çıkmasın <laughs> buradan hani şey diyormuşuz gibi işte hayır efendim anlamıyorlar falan o, o elitist bir yerden o da ben o da çok üzülüyorum. Asla Asla o o değil, bir şey evet, öyle bir şey değil. öyle bir şey demiyoruz ya. Kesinlikle öyle bir şey demiyoruz. Öyle de anlaşılabiliyor bazen ama işte bu da bir dediğiniz gibi bir ortak değil oluşturmak gerekiyor yani hep ya bir farklı meslek grupları birbirinden koptu insanlar sosyal sınıflar uçurumlar açıldı herkes birbirine ya e, ekonomik olarak yokluyor insanlar birbirine önce hani ne yapacağım yetebileceğim mi ben bu duruma diye bu çok zor bir şey tabii ki yani, yani. böyle. Hazalcım. Hazalcım çok teşekkür ederim. Çok ederiz, ederiz. teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğim bir şey? Varsa <laughs> Yok, kapatırız yavaşlarız. Zaten bir daha gelirim. Zaten <laughs> <Eyle de> kanınız. <kalacağız gülüyor> yani bir sequel'ıydı e, bu. Her Triloji zaman her zaman bekliyoruz. Sizi seviyoruz.